şey Sakarya basınının çok değerli mensupları. Bugün burada toplanmamızın gayesi hem bir arada olalım ve bir de gündemi günlerce meşgul eden sağlığımızla, gıdalarımızla ilgili haberlere bir açıklık getirelim diye buraya toplanmış bulunuyoruz. Burada Sakarya'da ben tam 30 yıl oluyor kasap odası başkanlığını yapıyorum. Ben bırakıyorum, onlar beni bırakmıyorlar. Ama inşallah bu dönem son olacak eğer sağlığımız el verirse. Ben bu 30 senelik dönemde benim hiçbir kasabımda bu bahsedilen tek tırnaklı at eti, işte eşek eti falan hiçbir zaman 30 senede hiçbir zaman hiçbir kasabımda bulunmamıştır. Ve bulunması da mümkün değildir. Çünkü Sakarya çok küçük bir yer. Küçük derken nüfusumuz artık büyüdü ama yani Sakarya'da herkes birbirini tanıyor. Herkesin, her kelin bir berberi olduğu gibi herkesin de bir kasabı var. Tamam. Benim şahsen iki tane dükkanım var. O dükkanımın müşterisi ayrı, benimki dükkanımın müşterisi ayrı. Bizde Sakarya'da böyle bir şey olması mümkün değil. Ancak namuslu, dürüst çalışan esnafımızı lekeleyen, onlara şeyi atan, gerçekten lekeleyen kişiler var. Ben bu kişileri tanıyorum. Bunları ben dürüstlüğe davet ediyorum. Yıllarca bu işi yapmaktadırlar. At eti artık yıllardan beri atla eşek de kalmadı piyasada. Ama nedense bunlar yine devam ediyorlar. En son bu at eti davasında Bolu'dan gelen eşekler vardı. Şimdi Bolu'da da at eşek kalmadı. Yani bu artık bitti. Burada SEDE'de bunun artık basında da çıkmasını istemiyoruz. Artık bu kişiler de bu işten vazgeçsin istiyoruz. Şimdi tabii demin Hüseyin Bey'le konuşurken sohbetimizde tabii bunun yanında kurunun yanında yaş da yanıyor. Ya ne oluyor? Bizim namuslu çalışan, dürüst çalışan kasap esnaflarımız da buradan leke alıyorlar. Leke alıyor derken işlerimiz çok düşüyor. İşlerimiz çok düştü. Kasapta iş düştüğü zaman mezbahamızda, odamızın mezbahası var esnafımıza ait. Oradaki işlerimiz düşüyor. Benim şimdi 35 personelim var. Maaş verme zorluğu çekiyoruz. Bu sefer vatandaşımız haklı olarak tereddüt ediyor. Acaba diyor. Acaba diyor. Yani kafasında bir soru işareti var. Ama tekrar yine söylüyorum. Bizim esnafımızdan herkes rahatlılıkla etlerini alabilir. Bizim bir kasabımızda böyle bir şeyin olmasını kesinlikle kabul etmem. Ve zaten öyle bir şey olmuş olsa da oda olarak bizim kanunlar 5362'li kanunda her şeyi yazıyor. O şeye göre ben onu üyeliğinden silerim. Ama benim esnaflıktan men etme şeyim yoktu. Tabii biz gerekli tedbirleri alırız, gerekli cezayı alırız. Şimdi burada benim 35-40 senedir çok iyi tanıdığım Sakmar marketin sahibi var. Çok dürüst, çok temiz bir adam. Ben onu daha tamirciliğinden beri, oto tamirciliğinden beri tanıyorum. Çok muhterem bir insan. At eti yakalanıyor sucuğunda, çıkıyor, getiriyor, mahkemeye veriliyor. Mahkemelerin zaten cezası çok az. Çok eskiden 50 liraydı. At eşek kesmenin cezası, sizin o bahsettiğiniz kişi, 50 liraydı o zaman cezası. 50 lira verdi, hapis cezası da bile yoktu yani. Hapis bile yok, 50 liraydı. Şu andaki cezanın ne kadar olduğunu bilemiyorum. Bir sefer cezalarımız çok hafif. Halkımızın sağlığını bozanların cezaları 50 lira, 100 lira, 500 lira, 5 bin lira olmaması lazım. Hapis hala yok mu başkanım? Hapis vermesi lazım. Şu anda yok mu? Ben olduğunu tahmin etmiyorum yani. Hapis olmuş olsa şu imalat eden kişiler, bu şeyi, bu piyasayı buraya getiren kişiler şu anda hapiste olurdu. Hiç öyle olmasa 3 ay, 5 ay yatardı. İşte hapis yaptım. İnşallah öyle bir çalışma olur da bu da şeye çıkar. Şimdi benim söylemek istediğim, şimdi bu kişi yakalanıyor. Misal Nihat Kobal yakalandı. Tamam. Gidiyor. Şimdi kaçak hayvan kesiliyor. Özellikle bir ilçemiz var. Geybe ilçesi. %80'i yıllardan beri kaçak kesiliyor. Kaçak hayvan kesiyor. Dükkana getirip satıyor. 3-5 tane orada dürüst esnaf var. Onlar geliyorlar. Mezbahalarda kesiyorlar. Etlerini getiriyorlar. Sağlık raporunu, sevk raporlarını alıyorlar. Gıda kontrol gittiği zaman onlara gidiyorlar, kontrol ediyorlar. Sağlık raporuna da hepsini veriyorlar. Ondan sonra diğerleri ne oluyor?
Diğerlerine 2 sene önce olacak, 2-3 sene önce bir tane mezbahaya çevirmiş Harun'u. Biz bunu yazılı olarak Tarım İl Müdürlüğü'ne ilettim. Bir sene oluyor. Hemen daha adamın sabah 5'te kesime başlıyor, sabah 8'de bitiriyor. Mesaiye kadar bitiriyor. Şimdi bakın. At burada, mı kesiyor orada? Yok, dana kesiyor, hı. At kesmiyor. Dana eti kesiyor. Bak dana eti kessin. Bu etlerde tüberküloz çıkıyor. Bakın bende dün 2 tane veremli hayvan çıktı. Bende devletin 2 tane veterineri var. Sen şimdi 20 tane kesiyorsun. Sığır kesiyorsun, sığırlarda daha çok çıkıyor. Danalarda da çıkıyor. Sen şimdi buradan veremli çıkan hayvanı alıyorsun, götürüyorsun, millete yediriyorsun. Bakın tüberküloz çıkan hayvanlarda, burada bacılarım var, beni affetsinler. O tüberkülozlu hayvanın etini yiyen hamile kadın var ise, ondan böyle 50 gram da yese, affedersin, bebeğini düşürüyor. Eğer iğneye alerjisi olan, belesin iğnesine alerjisi olan birisi var ise, o kişiyi öldürüyor tüberkülozluya. Sen bunu nasıl yediriyorsun? Ben sana dilekçe yazıyorum. Diyorum ki, burada her hafta ayda 80 tane kaçak hayvan kesiliyor. Halkın sağlığını bozuyor. Veterineri ağırda zaten kesim yasak. Diyorum, daha oraya gitmeden vatandaş beni arıyor. Başkan, beni niye şikayet ettin? Ayıp değil mi ya? E sen kesmene devam et kardeşim diyorum ben de. Kes, devam et. Adamın gittiler, saat 8'den sonra gidiyorlar. Ben sana diyorum ki, 5 ile 8 arası. Sen 5 ile 8'ini, 8'e kadar oraya memurunu, polisini, amirini gönderemiyorsan o zaman Tarım İl Müdürlüğü'nü yapma diyorum sana. Yapma, bırak git kardeşim. Sen şimdi gitti baktı, kesmiş. Hayvan kesmiş, ciğerler oradaymış, sakatatlar orada. Nemalanıyor musun yani? Ona göre aynı şeyi o zaman bana şey yap, beni de o zaman kolla. Ben senden öyle bir şey istemiyorum. Ben işte gıda kontrolden geliyorlar mezbahaya, kendi mezbahamız var. Geliyorlar. Şurası eksik diyorum, bir hafta müsaade ediyorum. Bir hafta. Bir hafta sonra gelin ama diyorum. Bir hafta sonra geliyorlar, bakıyorlar, 10 gün sonra geliyor. Teşekkür ediyorlar, gidiyorlar. İşin böyle olması lazım. Halkın sağlığını hiçe saymamamız lazım. Bizim için ön planda, birinci planda halkın sağlığı. Yani şimdi bakıyorum 25 yaşında, 30 yaşında, mesela geçen de 34 yaşında. Bunları zehirlettirmeyelim. Ben değerli siz basın mensuplarına, özellikle Hüseyin Cumali kardeşimi tebrik ediyorum. Çünkü yani gerçeği şeyi yazıyor ama duyan yok. Duyan yok. Namuslu olan kişi, haysiyetli şerefli olan kişi o görevi bırakır gider. Yapamıyorsan bırakacaksın. Eğer ben Kasaplar Odası Başkanlığı görevini yapamıyorsam bırakıp giderim ya. Buraya bağlı değilim ki. Sen herkesi korumaya kalkıyorsun. Birisini koruyorsun, ötekini eziyorsun. Böyle adil şey olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. 2017 seçimleriydi herhalde. Mayıs 24 veya 25 Mayıs. Yanılmış olabilirim. Bir şey tarafında, Karapürçek tarafında, yok Adapazarı'na bağlı Çarka Sami denen yerde 23 tane hayvan elektrik çarpıyor. Hayvanlar telef oluyor. Olurken tabi sahibi 3 tanesini kesiyor ama 20 tanesi telef oldu gitti. Ben o günü cumartesiydi, mezbahaya uğramıştım. Baktım vatandaşın bir tanesi arıyor. Başkan size yazıklar olsun, bu hayvanları nasıl kestiniz? Nasıl kestiniz? Hangi hayvanı kardeşim diyorum, ben de gazetemi okuyorum. Bizde kesim falan yok. 20 tane ölü hayvan kesildi. Kimi aradıysam telefona bakmadı. 20 tane hayvan kesildi. Nereye gittiği belli. Bunları basın yazdı, basına sızdırıldı, basın yazdı. Savcılık beni çağırdı. Baktım savcılığa gittim. Ben dedim böyle böyle bir şey duydum. Vatandaş beni aradı. Telefonu da burada. Bu iş dediğim gerçek. Ondan sonra savcı bey bir daha beni çağırdı. Başkanım ya dedi. Bu Tarım İl Müdürü niye bunlara bu kadar sahip çıkıyor dedi. Her şeyi dedi kararttı dedi. E yapacak bir şey yok dedim savcı bey. Takdir sizin. Tam takipsizlik verdi, bitti. 20 tane de ölü hayvan gitti. Odalarda millete yedirdiler. Beni dinlediğin yapar herhalde. Yani bu kadar sansasyon olduktan sonra
o yetkililerin orada durması bence çok yanlış. Ya kendileri bırakıp giderler veyahut da devlet gerekeni yapar. Bu yıllardan beri aynı şekilde devam ediyor. Yıllardan beri aynı kişi orada. Bir değişiklik olmuş olsun ki. Yani belki bu şeylerden de, bu şaibelerden de biz kurtulalım. Bir de şu fasoncular, asıl burada yani gündemde olan fasoncular ama vatandaş bunu çok da bilmiyor. Buna nasıl bir çare olabilir başkanım? Yani işte sizin dediğiniz gibi adam 10 ton eti karıştırıyor, herkese dağıtıyor ama bütün etler karışıyor. Sağlıklı, sağlıksız, alt eti. O sakmal olayı da büyük ihtimalle öyle yani. Etler karışması. Sakmal olayı aynı, denin karışmasında. Bu nasıl olacak başkanım? Bir de gıda sağlığı yeterince denetlenmiyor mu? Yani takip edilmiyor mu bunlar acaba? Şimdi ben size şunu diyorum. Denetim daha çok artması lazım fasoncuların üzerinde. Herkesin etini almaması lazım. Herkes aldırmamak lazım. Gerekli cezaların artması lazım. Ben merak ediyorum Tarım İl Müdürlüğü ne kadar bunlara ceza kesti. Ama yani abartılı da bir ceza kesemez. Yönetmelik de ne diyorsa onu kesecek oraya. Onu kesmesi lazım. Bu fasonları ya kaldırsınlar, fason sucuk yapmayı, veyahut da kaldırmadan ziyade de çok büyük bir denetim kontrol altında olması lazım. Kime yaptın, kimden geldi? Buna mesela siz yaptınız sucuğu ama ben getirdim sana eti. Hem size hem getirene direkt bir cezanın, maddi manevi gerek cezanın verilmesi lazım. Yani bir çaydırıcı olması lazım. Çaydırıcı bir şey yok Hüseyin Can burada yani. Çaydırıcı bir şey yok. Ver adama bir 5 ay, 10 ay bir hapis cezası, bir gitsin yatsın. Ya halkın sağlığıyla oynadı, bir nevi, bence cinayet yani. Ya. Kaldır kardeşim bunu. Buna bir çözüm bul, bitsin. Yani bunu herhalde yeni şeyde de değişiklik olacağını, gıda şeylerini... 40.059, bugün gazetemizde de yazdık. 40.059 denetim var ama yani bunlar nasıl oluyor? Yani bu kadar denetim var. 40.059 denetim var ama siz de diyorsunuz ki yani bu iş olmuyor. Buradaki bir şey, sizin yani tam demek istemiyorum ama yani sizin demenizle yani bunlar kayırıyorlar mı? Bazıları kayırıyorlar mı? Nasıl oluyor? Yani bir yandan 40 bin denetim yaptığını diyorsun, bir yandan ama bunlarla karşılaşıyoruz. Kamuoyunda ihbar var, dürüst esnaf. Her ilçeye ayır 3 kişi, 5 kişi, her ilçeyi de kontrol ettir. Ama bir gün değil yani, devamlı kontrol edilsin. Demin söylediğim gibi GV'ye kontrole kaç sefer gidilmiş? Tarım İl Müdürü açıklama yapsın. Kaç sefer gidilmiş, kaç sefer ceza yazılmış, ne işlem yapmışlar? Onun açıklamasını yapsın yani. Burada rahat yerler, en güzel katlı pazarı, şurası, burasını denetiyoruz, tamam güzel. Diyorlar, ben arkadaşlar söylüyor, geldiler bir şey bulamadılar. Teşekkür etti, gittiler benim dükkanımda. Dükkanlarıma da geliyorlar, benim bir şeyime de geliyor, kontrol ediyor. İlla ki ben gelmelerinden biz çok mutluluk duyuyoruz. Devamlı her hafta gelsinler. Bizim zaten gayemiz temizlik, hijyen. Ama bize yapılan denetim her yere yapılsın. Koca Aliye de yapılsın, Karasu'ya da yapılsın, Taraklı'ya da yapılsın. İşte birisi diyor ki şey var diyor, başkanım diyor. Yani yapmaları sağlığa zarar. 40 gün o et yenmez. 40 gün o hayvan kesilmez. Kesilirse imha olur. Buraya bana getirme, bize getirme dedim, mezbahaya getirme. Dedi imha olur dedim. Sonra bana dedim hiç konuşmaya gerek yok. Sonra telefon etti. Diyor ki pardon. Şey, verdim diyor, bir aşçıya verdim diyor. Denetimi zaten kasaba yapma. Aşçıya da kitap. Benim bir tek tavsiyem var. Aşçılara gidildiği zaman eti kimden aldın? Fadrosunu, günlük fadrosunu gör kardeşim. Kaç kilo aldın et? Kimler aldın? Hüseyin Cumali'den. Nerede fadron? Burada. Fadroyu asacaksın oraya. Denetim memuru gittiği zaman eti nereden aldın? Nihat Kobal'dan aldım. Nerede fadrosu? Burada. Gösterecek fadrosunu. Sen gidiyor şimdi kasap hastalıklı hayvan kesilmiş. Alıyor, götürüyor. Şeyden aşçı alıyor, götürüyor dükkanında. İşliyor. Satıyor. Ya inanır mısınız? Bir gün bir aşçı arkadaşım geldi dedi ki senden et almak istiyorum abi dedi. Bir yerden et aldığını da biliyorum. Hep karmaşık etler alıyor. Dedim neden benden alacaksın dedim. Abi oraya borcum var dedi. Onu vereyim dedi. Çünkü dedi yaptığım yemekten ben yiyemiyorum diyor. Ya biz o hale gelmişiz yani. Yaptığımız yemekten biz yiyemiyoruz. Domates salata yiyoruz dedi. Ne istiyorsun oğlum dedi. Bana 30 bin lira ver dedi. Avans. Niye avans vereyim sana? İşte ben senden namuslu et alacağım. Benden namuslu et alacaksın evet.
Ama parayı vereceksin, eti alıp gideceksin. Adam yaptığı yemeği yemiyor. Yani Sakarya'da hayvancılık bitti. Eskiden İstanbul'un %30'unu karşılayan Sakarya şu anda kendi şeyini karşılayan. Ama zam yok değil mi lan? Yok, yok yok, zam kesinlikle, ne zam ya? Ne zam? Zam yok. 3 senedir aynı. Gıda maddesinin hepsine %70, %80, %100 zam geldi. Zam gelmeyen tek madde kırmızı et. Beyaz ete %100 zam geldi tavuk etine. Ama tek zam gelmeyen et kırmızı et. Ne zaman, ne zamana kadar gelmez bu zam? Yani ne zamana kadar dayanırsınız? Biz dayanırız diye bir şey yok. Vatandaşın malı para etmiyor ki. Arz talep yok. Onun için. Yoksa arz talep olmadıkça sonra bir şeye onun fiyatı zaten yükselir. Evet. Biz şunu istiyoruz, et fiyatları artsın. Biz mesela şu anda 30 liraya dana kesiliyor. 35 liraya kesilsin ama besici bitmesin. Bir çuval yem 45 liraydı, 90 lira oldu, 100 lira oldu. Et fiyatı 30 liraya kesiyordu, yine 30 liraya kesiyordu. Yazık, günah.